Murat Yetkin, Yetkin Report. Batı ile silah işleri açılıyor. Hem F-16 hem Stamp T. NATO zirvesi Türkiye'nin ABD ve AB'den tıkanan silah alım ve ortak üretim projelerinin önünü açacak gibi görünüyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi dün 5 Temmuz Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Stamp T hava savunma sistemi için imza aşamasına gelmeyi konuştuklarını söyledi. Aynı saatlerde bir basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karin Pierre ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini söyledi. Biden, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu önündeki engelleri kaldırmasından sonra Erdoğan'la yaptığı görüşmede konuyu Erdoğan'ın açması üzerine Washington'a döner dönmez konuyla ilgileneceğini söylemişti. Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan S-400 hava savunma füzesi alımı üzerine Türkiye'yi ortak üretici olduğu F-35 programından çıkarması ardından Türkiye hava savunma açığını kapatmak için yeni model 40F16 uçağı ve 80 güncelleme takımı almak için başvurmuştu. Satış için Kongre onayı gerekiyor ama Kasım seçimlerine hazırlanan Kongre'de Erdoğan karşıtı bir hava var. Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı rol nedeniyle yumuşayan bu hava Yunanistan'ın çabalarıyla tersine döndü. Ancak Türkiye'nin terörizmle mücadele şartları nedeniyle koyduğu engeli üçlü muhtırayla kaldırmasıyla yine değişti. Cumhurbaşkanının dış ve güvenlik politikaları danışmanı İbrahim Kalın'ın 2 Temmuz'da İstanbul'a gelen Cumhuriyetçi Parti'nin ağır toplarından Lindsley Graham'la yaptığı görüşmede F-16 konusu da ele alındı. Beyaz Saray açıklaması henüz yeni bir gelişme olmasa da kongre engelini aşma çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor. Türkiye, Fransa-İtalya ortak yapımı Stamp T hava savunma sistemi konusunda uzun süredir görüşüyor. Stamp T, Amerikan Patriot sisteminden daha modern. Rusya'dan alınan S-400'lerle başa çıkabilecek ancak NATO standardına uyumlu bir savunma füzesi sistemi. Halen Fransa, İtalya, İngiltere'nin yanı sıra Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan, Katar Silahlı Kuvvetleri dahil kullanımında. Görüşmeler Eurosam tarafından üretilen sistemin üst modeli Aster 30'un Türkiye'nin talepleri de dikkate alınarak yeniden tasarımı ve teknoloji transferiyle birlikte Türkiye'nin de katılımıyla üç ülkenin ortak üretimi üzerinden yürütülüyor yani hayata geçirilebilirse STAMP T sistemi mevcut modellerden biri değil. Türkiye'nin savunma ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanan bir üst model olması bekleniyor. Türkiye'nin S400'leri geri vermesinin söz konusu olmayacağını Erdoğan daha önce açıklamıştı. Ancak NATO'ya uygun ve AB kökenli STAMP T sistemi projesi uygulanabilirse S-400'ler sadece acil ihtiyaç halinde elde bulundurulacak bir konuma düşebilir. Bu projenin ön çalışmaları 3 yıla yakın süren çalışmalarla tamamlanmış vaziyette. Ancak Türkiye'nin ABD ile yaşadığı F-35-S-400 krizi nedeniyle proje fiilen rafa kalktı. Ukrayna krizi nedeniyle yumuşayan havanın son NATO gelişmeleriyle projeyi canlandırma ihtimali yükseldi. Erdoğan, İtalyan Başbakanı Draghi ile basın toplantısında Stamp T konusundaki soruyu yanıtlarken konuyu NATO zirvesi sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüştüklerini ve Ankara'nın bir an önce imza safhasına gelmek istediğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da İtalyan Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştüğüne dikkat çeken Erdoğan'a bakılırsa Konu Draghi ile Macron arasındaki anlaşmaya bağlı görünüyor. Eğer her iki tarafın da zaman zaman ima ettiği gibi ABD'den kaynaklanan bir engelleme olmazsa Draghi'nin Türkiye'nin AB ilişkileri konusunda da uzun süreden sonra olumlu konuşan ilk Avrupalı liderlerden olduğunu da kaydederim. Türkiye'nin hem ABD hem AB'den NATO savunmasını ilgilendiren talepleri var. Bunlar sadece silah alımı ile ilgili değil. Başta PKK olmak üzere Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarıyla da ilgili. Bu sorunlar Ukrayna-Rusya savaşıyla gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusuyla su üstüne çıktı ve NATO belgelerinde de yerini aldı. Ankara, üçlü muhtırada Stockholm ve Helsinki'nin verdiği sözler yerine gelmedikçe nihai onayı vermeyeceğini söylüyor. Ancak öyle görünüyor ki onay verilmediği sürece şimdi yakılan sarı ışıkların yeniden kırmızıya dönme ihtimali de var. Her konu bir şekilde diğerine bağlı ilerliyor. Dolayısıyla düğümü çözmek belki de son dönemde diplomasi yeteneğiyle öne çıkan NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg'e kalabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.